temel doku bitkide bütün organların temel yapısını oluşturan dokudur. Bitkilerin her organında bulunur. Temel doku parenkima, kollenkima ve sklerenkima olmak üzere 3 gruba ayrılır. Kollenkimanın bir diğer ismi pek doku, sklerenkima ise sert doku olarak da isimlendirilebiliyor. Parenkima, bitkide bütün organların temel yapısını oluşturan dokudur. Bitkinin her organında bulunur. Hücreleri genelde canlı, çeperleri ince, bol sitoplazmalı, bol sitoplazmalı olduğu için kofulları da küçüktür. Evet, bitkinin ihtiyacına göre değişime uğrayabilir. Buna örnek olarak da sekonder meristem parenkima hücrelerinin farklılaşması sonucu meydana gelir. Parenkima hücreleri sonradan bölünme özelliği kazanarak, yani farklılaşarak sekonder meristemi oluşturabiliyor. Parenkima hücreleri metabolik işlevlerine göre 4 grupta incelenir. Özümleme parenkiması var, iletim parenkiması, depo parenkiması ve havalandırma parenkiması. Özümleme parenkiması fotosentez yapan hücrelerden meydana gelir. Özellikle de fotosentez yapan organ yaprak olduğu için yapraklarda yoğun bir şekilde bulunuyor. Kloroplast içerdiği için fotosentez yapabilir. İki çeşidi var. Biri palizat ve diğeri ise sünger parenkiması. Yaprağı incelediğimiz zaman şurada prizmatik hücreleri görüyoruz. Bu prizmatik hücrelerin olduğu kısım ya da bu prizmatik hücreler palizat parenkiması olarak isimlendiriliyor. Onun hemen altında biraz daha yuvarlağımsı ara boşlukları da bol miktarda olan sünger parenkiması hücreleri bulunuyor. Sünger ve palizat parenkimasının oluşturduğu şu yapıya ise mezofil tabakası adı veriliyor. Palizat parenkiması hücrelerinin ara boşluklarının şurada gördüğümüz gibi olmadığını görüyoruz. Ve bol miktarda ise kloroplast taşıyor. Bu da bitkide bilim zamanda fotosentezin en fazla olan hücresi olduğunu bize gösteriyor. Sünger parenkiması hücreler arasında boşluklar var. Kloroplast miktarı palizata göre daha az oranda bulunuyor. Bir diğer parenkima çeşidi iletim parenkiması. Özümleme yapan dokularla, yani özümleme parenkiması ile iletim demetleri arasında, yani fluyen ve kısilem arasında yer alıyor. Bu iki doku arasında su ve besin taşınmasını sağlar. Yani iletim demetlerinin getirmiş olduğu su ve mineral maddeleri özümleme parenkimasına, özümleme parenkimasının fotosentezle üretmiş olduğu organik besinleri ise fluyen borularına taşır. Depo parenkiması bitkide daha çok kök, gövde, tohum ve meyve gibi kısımlarda bulunuyor. Hücreleri nişasta, yağ, protein ve su gibi molekülleri depolar. Lokoplast oranı yüksektir çünkü yoğun bir şekilde besinin depolandığını da biliyoruz. Havalandırma parenkiması hücrelerde üretilen ya da bitkiye alınan gazları hücreler arasındaki boşluklara depolar. Havalandırma parenkimasının hücreleri arasında geniş boşluklar bulunuyor. Bu boşlukların içerisine ise gaz depolanıyor. Kimde görülüyor havalandırma parenkiması daha çok? Su ve bataklık bitkilerinde yoğun bir şekilde görülüyor. Temel dokunun ikinci elemanı kollenkima. Bitkilerde eğilme, bükülme ve çarpmaya karşı bitkiye mekanik desteklik sağlar. Peki bitkinin nerelerinde bulunur? Genç gövdelerinde, uzamakta olan, büyümekte olan genç gövdelerinde, yaprağın orta damarında, meyve sapında ve çiçek sapında yer alır. Yani bitkinin şu kısımlarında, büyüyen, gelişen kısımlarında, meyvenin sapında, çiçeğin yine sapında bulunuyor, bir de yaprağın orta damarında yer alıyor. Arkadaşlar bu bölgeler uzayan bölgeler olduğu için kollenkimanın da bu bölgelerle beraber uzaması ve büyümesi gerekiyor. Dolayısıyla da kollenkimanın canlı hücrelerden oluşması gerekiyor. Çeperinde ne var? Çeperinde her bitki hücresinde olduğu gibi selüloz var ama ekstra pektin birikimi de görülüyor ve bunun sonucunda çeper kalınlığını artırıp bitkiye mekanik bir desteklik sağlamış oluyor. Kollenkimada çeper kalınlaşması hücrenin her yerinde aynı değildir.
Kalınlaşmalar yalnız hücre köşelerinde görülürse köşe kollenkiması, paralel çeperlerde görülürse levha kollenkiması adınadır. Şu kısmı incelediğiniz zaman arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi hücrelerin çeperlerinde kalınlaşma olduğunu görüyoruz. Bu kollenkima çeşidine köşe kollenkiması adını vereceğiz. Karşılıklı olan kenarlarda kalınlaşmalar varsa, şurada gördüğünüz gibi, buna ise levha kollenkiması adı verilecek. Üçüncü temel doku elemanı sklerenkima, diğer adıyla sert doku. Arkadaşlar, hücreleri ilk oluştuklarında canlı ama sonra lignin birikimiyle birlikte, yani işlevsel olgunluğa ulaştıklarında canlılıklarını kaybederler. Burası yanlış yazılmış arkadaşlar. Süberin yazılmış ama burası lignin olacak. Hemen şöyle çarpı işaretimizi koyalım. Lignin birikimiyle çeperin kalınlaşması sonucu geçitler kapanıyor ve madde alışverişi duruyor ve sonuçta ise sklerenkima hücreleri ölmüş oluyor. Çeper kalınlaşması kollenkimadan farklı olarak daha düzenlidir. Yani simetrik bir çepere sahip. Sklerenkima, sklerenkima lifleri ve taş hücreleri olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Sklerenkima lifleri ince, uzun hücrelerden meydana geliyor. Ucu sivridir. Bu hücrelerin desteklik sağlayabilmesi için tek tek değil, demetler halinde yerleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Demetler halinde bulunabilmesi daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Aynı zamanda iplik sanayinde de kullanılıyor. Evet, taş hücreleri sklerenkima liflerinden farklı olarak boyları enlerine yaklaşık olarak eşittir, birbirine yakındır. Ve meyvelerde bulunuyor. Meyve ve tohumlarda, tohum kabuğunda, meyvenin kabuğunda bulunabiliyor. Sklerenkima lifleri destekliğini sağlayabilmek için demetler halinde bulunuyordu. Ama bunlar genellikle seyrektir. Kollenkima ve sklerenkimayı belirli özellikleriyle karşılaştıralım. Kollenkima canlı hücrelerden oluşurken, tabii işlevsel olgunluk dönemi için konuşuyoruz. Sklerenkima ise ölüdür. Çeper yapısını incelediğimiz zaman çeperinde seriloz artı pektin var. Sklerenkimada ise yine her bitki hücresinde olduğu gibi seriloz var. Aynı zamanda lignin birikimi görülüyor. Çeper simetrisine geldiğimiz zaman kollenkimada çeper, daha doğrusu madde birikimi hücrenin her tarafına eşit bir şekilde dağılmamış. Yani asimetrik bir çeper diyelim. Sklerenkimada ise simetrik diyelim. Yani her yerde eşit oranda bulunuyor. Bulunduğu yerler uzayan ya da uzamayan bölgeler bitkilerin. Kollenkima bitkilerin uzayan bölgelerinde bulunurken sklerenkima ise uzamayan, yani uzamasını durdurmuş bölgelerinde yer alır. Su oranı, kollenkima canlı olduğu için, sklerenkima da ölü olduğu için kollenkimanın su oranı sklerenkimadan daha fazla. Tek çenekli ve çift çenekli bitkilerde hem kollenkimaya hem de sklerenkimaya rastlayabiliyoruz. Bu durum otsuz odunsu bitkiler için de geçerli. Görevi nedir? Kollenkima bitkiye desteklik sağlar. Aynı işi sklerenkima da yapar. Parenkima dokusu, bitkinin her organında bulunan, temel yapısını oluşturan, çevre koşullarına uyum sağlamak için değişime uğrayabilen bir dokudur. Buna göre olaylarından hangilerini parenkima dokusu gerçekleştirebilir? İletim demetleriyle bitkinin diğer dokuları arasında su ve madde alışverişini sağlar. Bu olayı gerçekleştiren parenkima çeşidimiz vardı. Ona da iletim parenkiması demiştik. Hücreler arası boşluklarında bazı gazları depo eder. Kimdi bu arkadaşlar? Havalandırma parenkiması. Fotosentez ve solunum gibi metabolik işlev olayları gerçekleştirir. Özünde parenkiması fotosentez gerçekleştiriyordu. Diğer canlı olan parenkima çeşitlerimiz, onlar da zaten her canlı hücre gibi solunum reaksiyonlarını da gerçekleştiriyor. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3. Parenkima için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Genellikle canlı, ince çeperli ve bol sitoplazmalı hücrelerden meydana gelir. Bu doğru.
Bitkinin kök, gövde ve yaprak gibi her organında bulunuyor. Parenkima temel doku elemanı olduğu için her organda yer alıyor arkadaşlar. Bitkisel hormonların etkisiyle ihtiyaç durumunda sekonder meristeme dönüşebilir. Evet, parenkimanın böyle bir özelliği vardı. Sonradan böyle bir özelliği kazanarak sekonder meristemi oluşturabiliyordu ki bitkisel hormonların etkisi burada önemli. Bu bitkisel hormonumuz da öksit. Kökten yaprağa kadar organik ve inorganik maddelerin taşınmasını sağlar. Kökten yaprağa kadar organik ve inorganik maddeleri taşıyan iletim dokusudur arkadaşlar. Bunu iletim parenkimasıyla karıştırmayın. İletim parenkiması, iletim dokusu ile özünle ve parenkiması arasında madde alışverişi sağlıyordu. Yani dokular arasında. Oysa burada verilen kök bir organdır, yaprak başka bir organdır. Veya kök, kök sisteminde, yaprak da sürgün sisteminde. Yani sistemler arasındaki madde alışverişini iletim parenkiması değil, iletim dokusu gerçekleştirir. Yaprakta ve otsu gövdede bulunan özümleme parenkiması ile fotosentez üretilir diyor. Zaten bu da doğru. Özümleme parenkimasının görevi fotosentez yapmaktı. Pardon, cevap şıkkımız E değil, D şıkkı olacak. Bize yanlışı sorun. Kollenkima ve sklerenkima doku için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Kollenkimada kadınlaşma, hücre çeperinde seliloz ve pektin birikimi ile gerçekleşir. Bu doğru arkadaşlar. Kollenkima, eğilme, bükülme ve çarpma gibi olaylara karşı bitkiye mekanik bir desteklik sağlıyordu. Bu da doğru. Sklerenkima dokusu, hücrelerin şekillerine göre sklerenkima lipleri ve taş hücreleri şeklinde iki gruba ayrılıyordu. Bu da doğru. Kollenkima hücreleri canlıydı, sklerenkima hücreleri ise ölüydü. Bu da doğru. Kollenkima ve sklerenkima hücreleri farklılaşarak iletim demetlerini meydana getirmezler. Doğru cevabımız Edirne olacak. Bir bitkiye ait yukarıdaki doku çeşitlerinden hangilerinde DNA replikasyonu gerçekleşir? Arkadaşlar, DNA replikasyonu hücre bölünmelerinde görülebiliyordu. Şimdi o zaman biz burada bölünebilen bir hücreye bakacağız. Primer meristem bölünebilir. Kambiyum ikinci meristem, o da bölünüyor. Ama parenkima ve sklerenkima bölünmediği için cevabımız da 1 ve 2 olacak.